Selamünaleyküm arkadaşlar. Taner abi Bursa'da yakaladığım gibi geldim Bulgaristan'da da yakaladım. Çok güzel bir mekan yapmış. Müthiş hayvanlar var. Bu arada aklınıza ne gelirse hepsinin en güzeli mevcut. Hocam seni bir tanıyalım. Arkadaşlar da bir tanısın, bilsin. Biz, ya hocam dedikten sonra biz işte Buharacı, Buhara'ya gönül vermiş komitaşlardanız. Mesleğimizin dışında güzel Buhara'nın peşinde 22 yıldır sürekli koşturmaya devam ediyoruz. Bugün de bir sevkiyatımız daha oldu. Onlar da aracın bagajında. Evet arkadaşlar, Sırbistan'dan gelen kuşlara da ayrıyetten tabii bir maşallah isteyeceğim. Amin. Burada şimdi renge doyacaksınız. Belki de hayatta görmediğiniz renkleri göreceksiniz. Kuşlarda şöyle yavaş yavaş yaklaşacağım, göstereceğim. Burada bir takım var. Bu sarı akbaşlar damızlıklarınız, doğru mu? Evet. Bakın pırıl pırıl tertemiz mekan. Bu arada yeni mekan da hayırlı olsun. Şöyle göstereyim. Asıl bombalar burada mı? Bomba daha çok onlar şefakçıların sevdiği olmasını istediğimiz renklerden. Güzel bir takım. Gel bakalım. Vay vay vay. Yani bu ayarda bu birlikte. Arkadaşlar şu kuşların servet değerinde olduğunu biliyor muydunuz? Şu an bu kuşlar benim bildiğim altı. Yani bu ırkın altını öyle söyleyeyim. Yani böyle güzel kınalı eskiden vardı ama artık yok. Şöyle göstereyim. Bunlar böyle bir takım. Bunların ikisi dişi. Ah, ama yan yana duruyor. Genelde bunu, evet, yani şu anda erkekleri geldi. Eş atacak. Fiziğe bakıldığında arkadaşlar bu kuş yani direkt erkeği andırıyor. Evet, genelde çoğu arkadaşlar, kuşçu arkadaşlar şöyle bakıyor. Erkek diye boyut da erkeğe bakıyor. Şimdi bunlarla başladık, sırasıyla göstereceğim. Yani renk olarak, kalite olarak, özellikle kaliteye de özellikle değiniyorum. Çok fena kuşlar var. Birlikte şimdi sırasıyla izleyeceğiz. Abi neden Buhara ırkını seçtin? Yani binlerce kuş var ama ben seni bildim bile. Yani ben seni yaklaşık diyelim 10 senedir tanıyorum. 10 senedir sende hep Buhara var. Ama öğrendim ki 30 sene önce de Buhara varmış. Yani esas Buhara'ya biz dahi ilk biraderle beraber bu kuş camiasına girdiğimizde büyük demkeşleri Buhara zannediyordum. He, iri olanları. Tabii. Sonra daha da irilerinin olduğunu öğrendikçe buna da hırs yaptık. Yani olmayan bir şeydi. Belki de Türkiye'ye ilk Buhara'yı biz getirdik diyebileceğim kadar ciddi ve iddialı konuşabilirim Buhara konusunda. Şimdi zaten yine Türkiye'de iddialı olduğunuzu biliyorum. Bak bunlar da herhalde bu senenin yavruları mı? Buradakiler. Bunlar evet, bu yolun yavruları. Hepsi kendimizin üretimi, kendimizin çıkarttığı. İmdamızdan. Burada siyah akbaşı var. Evet. Sarı akbaşı var. Kırmızı akbaşı, kırmızısı. Daha bunlar bu senenin yavruları olmasına rağmen hepsi kafa patlatmış. Ya, şu beyazlar hala cikcik yani. Şey... Bızıklıyor. Evet. Cikcik. Maşallah. Her renkten var. Orayı da göstereceğim. Burayı bir keyifle izlesin arkadaşlar. Ekstraları çok. Yani araçlarda gibi. Ön tepe, arka tepe, paça, göğüs. Gösteriş var. Şey. Gösteriş var. Ne diyorlar? Sesi, ötüşü. Yani çok güzel. Bizim. Burası da full yavrular. Evet. Bunlar da hepsi 2023 yavrular. Evet, sarı akbaş yine
TR'de en çok tutulanlardan. Buradakiler yine abi efsane renkler var. Ah taze. Bu polider bu akşam geldi. Şimdi gelen. Kırmızıstanlı. Evet. Daha yeni açılıyor. Arkadaşlar vallahi ben görmedim bu kuşları, daha şimdi görüyorum. Sen buna hasta olursun artık. Şunu. Evet. Şöyle evet. Bu. Sevdiğim bir abim var, o da seviyor bu renkleri. Maşallah. Abi bu işi yapıyorsun be. Bidonu da çek de boyutunu da görsünler. Yani. O da renk olsun. O da var. Abi çok güzel bir erkek mi? Bu erkek. Efsane bir erkek abi. Maşallah. Böyle bir bilerek koyuyorum ki bu kadar boyu var, bir görsünler. Kutuyu dolduruyorum. Böyle güzel yine taca bak kutudaki. Bu bir dişi. Evet. Sen onun hepsini görsün. Gel. Gel tamam. Gel. Kuşlara sahibinden önce ilk biz dokunduk. Bak. Renge bak. Taner abi bu kuşlarda en çok hangi özellikler, hangi vasıflar ilgi çekiyor? Hani çoğu arkadaşım buhara kuşunu biliyor ama tepesi perçemi olan her kuş buhara mı? Ya da her kuş iyi buhara mı? İyi buhara olması için neye dikkat ediyorsun sen? Şimdi biraz da bilgi paylaşalım. Onlar da mutlu olsunlar. Yani şu kuşta, şu kuşta olan ve olmayan, eksik olan bana göre. Yani normalde arka tacı böyle dik durması gerekiyor. Yani arkaya doğru yatmayacak. Yatmaması gerekiyor. Tabii tüyünü ve tamamlamış bir kuş için. Aynen. Yani şu arka taç, şimdi mesela bu o bunda o özellik yok. Arka taç gaga altına kadar kapatması gerekiyor. Diğer kuşlarda onu daha geniş olacak yani. Tabii mutlaka daha geniş olması gerekiyor. Yani 10 üzeri 10 puan verilebilmesi için bu özellikler var. Ayrıca ön tepede 1-2 tüyle ön tepeyi yapmaması gerekiyor. Kat kat en az 3 kat şöyle ön tepesi olması gerekiyor. Yani dolu dolu olacak. Tabii dolu dolu olacak. Şöyle yandan dikkatle gösteriyorum arkadaşlar. Bunun ön tepesi makaslı. Tabii makaslı ama en azından tüyleri belli ediyor. Daha sonra paça kısmı. Şimdi bunun paça o kadar çok yoğun değil ama yoğun olan paçası kuşlarımız da var. Yani tam bir daire yapabilecek şekilde olması gerekiyor. Yani şu arka tüylerinle beraber bunlar fırça sapı bu gibi dolu dolu. Kesinlikle. Bu da bayağı dolu. Dolu da hani daha iyileri de var. Daha diyor. İyileri de var. Bunlardan. O zaman bu yani, kuşumuz paçadan biraz zayıf. Ama paça biraz zayıf, arka tepe biraz zayıf bana göre. Renkten de her yerden kazanıyor o zaman. Şu an evet, son yıllarda yani, mavi krem efsane oluyor. Normal piyasanın talep ettiği renkler. Biz renge önem vermiyoruz her zaman için. Yani kaliteye önem verdiğimiz için. Siyahı kimse sevmez. Bizde siyahlar da var. Kırmızı renkler de var. Yani, bu nasıl bir kafa teşkilatı var? Bunlar geçen yılın yavruları. Benim kendi kümesimden çıkma. O büyük, senin Türkiye'deki, Bursa'daki videolarının çıktığı kümesi. Abi ama bak bunda senin dediğin gibi taca bak nereye kadar geliyor. Aynen. Bir de kuşun gövdeye bak. Yere çok yakın olmaları gerekiyor. Yani, bacaktan kısa olacak. Aynen öyle, bacakları ayakları gözükmeyecek. Dişiyi de şöyle yaklaştırayım. Tabii bu kuşların kafaları yani ön tepeleri falan makaslı. Ne güzel bir takım. Abi ne taraftan döneyim, ne tarafı göstereyim diye böyle bir şaşkınlıkla bakıyorum. Şöyle. Yine bunlar. Güzel bir eşleşme. Evet. Renk çalışmayı seviyorsun benim anladığım kadarıyla. Ya, renk, yani birinde eksik olanı diğeriyle tamamlıyorum. Şimdi normalde standardı değiştirdiler bu aralarda. Küçülttüler. Ben ise hala eski standardı seven. Olması gereken geçmişteki mi diyorsun bana? Yok bana yani benim göz zevkime hitap eden geçmişteki yani literatürde yazan bu ara olabildiğince büyük olması gerekiyor. Ön tacı yuvarlak olması gerekiyor. Arka tacı gaga altına kadar kapatması gerekiyor. Neredeyse paçalar 360 derece dönmesi gerekiyor. Literatürde bu şekilde geçiyor. Bunlar da yine bu senenin yavruları hepsi. Sırbistan'dan gelen gençler. Yani bu şekilde çalışma
alım yapmamızın sebebi bazı damızlıklar, damızlık diye alıyoruz, anaç diye alıyoruz, çalışmıyor. Şimdi arkadaşlar da yani o senden de çok kuş geçiyor. Evet. Yani sende de aynı sıkıntı oluyordur. Abi bu kuş çalışmıyor, bu kuş yumurtlamıyor. E şimdi onu da tabii bazı işlerde kısmet nasip. Yani benim çok yüksek meblağda paralar verip de yavru aldığım ama hiçbir zaman için yumurta alamadığım kuşlar da var ünlü bu aracılardan. Bu zor iş değil mi? Kolay zor değil öyle. Dışarıdan bakıldığı gibi değil. Gönül vermek gerekiyor. Zor. Her ırkın kendine nazaran zorluğu var. Her rengi var arkadaşlar. Yine efsane renkler görüyorum. Bir yana doğru geldiğimizde aslında şu kuşları alıp göstermek isterdim. Kuşları almamıza bir yardımcı olma şeyin var mı? Bakın arkadaşlar, kuşlar gerçekten kasa fizik olarak çok çok güzeller. Ki yapılama gerek yok. Erkek olan bu senenin yavrusu. Siyah olan mı? Tabii siyah olan abi, bu senenin yavrusu. Bu da çok kıllıklı çıktı. Efsane bir kuşa büyücü. Evet. Ama yakalayamadım karşı. Evet. Belli oluyor arkadaşlar. Şu tepeyi bir göreyim. Evet. Tepeyi bir görün. Tepe, tepe. Şimdi her kuşta... Başarı da tam dediğimiz gibi o kuşun 360 derece... Dönüştü. Dönüştü yani. Gel. Görüyorlar ya, kaçıyorlar bunlar. Normalde buhara bu kadar hızlı değil. Ama gördükleri için kaçıyorlar. Bu Sırbistan'dan gelen bir kişimiz. Radin'in soyundan. Yani paç olarak tabii şu anda kirli oldukları için. Ama yani paç aksamı tam bu şekilde birbirini tamamlaması gerekiyor. Arkadaki motorların şöyle bu 2022 daha 1 yaşında. Evet. Ve Sırbistan Radin'in kuşlarından. Yeni bir soy, yeni bir kan attı. Evet. Burada yine akbaşlardan var. Evet. Kreme yakın bir mavi. Bir de şekeri hadi bak. Evet, yine asıl bombalardan abi. Şu alttaki kuşa ben az önce baktığımızda hayran oldum. İnsanların görmesini istiyorum. Az bir dokunalım. Özellikle şu hayvana dikkat edin. Arkadaşlar böyle bir renk, böyle bir kuş bilmiyorum ama yok abi. Bilmiyorum. Buharacılarda var ise kardeşim bende var diyebilirsiniz. Ben böyle bir renk görmedim. Çok çok güzel. Gel gel güzelim, gel gel gel. Bunu yine görmek istiyorum abi. O diğer kuşun rengi de çok güzel. Ötekini de göstereceğiz ama. Evet, bu genç bir yavru. Bu favori ya, böyle bir şey yok. Evet. Renk? Şöyle sakinleşmesini istiyorum. Almut. Bak bir kanat farklı. Evet. Şimdi kanat diğer kanadı göreceğiz. Arkadaşlar ya böyle bir renk yok. Şöyle. Kuş biraz sakinleşirse. İşte strese sokmamaya çalışıyorum ama. Şöyle. Böyle bir şey. Şaheser. Şu taraftan alacağım. Hah, kanadı göstermek benim niyetim. Abi çok güzel rengi var. Üç renk sever misiniz arkadaşlar? Benim en sevdiğim renklerden bir tanesi bu. Almont ama bu bambaşka olmuş. Bu dişi mi? Bu erkek. Erkek, genç bir erkek o zaman. Genç bir erkek. Çok genç bir erkek. Gerçekten efsane bir kuş. Maşallah diyelim. Yerini alalım. Tabii diğeri de şimdi bunun eşi de antika. Şu renge bakın ya. Ya dişisi de çok enteresan. Onu da gösterelim. Şöyle. Kuşumuz şu. Şöyle. Endülüslerin bir farklı tonu renk olarak. Yine bu daha genç. Bu rengi daha tamamlayacak, oturtturacak. Görseli daha da güzelleşecek. Bu da güzel bir kuşumuz. İki antikayı bir takım yapmışsın.
Evet. Bu da yeni bir göz zevki, yeni bir arayış. Umarım yani beklediğinden daha güzel fark, olurlar. Bu takımdan renk olarak bir beklentim var. Yani kalite olarak o kadar değil de renk olarak farklı bir renk çıkartabilir miyiz? Gözüne hitap edecek. Yine efsane bir takım. Burada en çok siyah dişi. Abi yok böyle bir kuş yani. Gözümüzü dolduran. Bu yine senin istediğin kalitede bir kuş. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü yelesi çok çok iyi. Evet, maşallah. Yani yelesi çok güzel. Patlamak çok güzel. Sadece birazcık daha yüksek kuş. Alabilme şansımız biraz dokun ona gelsin abi bir şey. Kafesler çok rahat hayvanlar için. Büyük kafes dedik. Gezmek, uçmak için. Paçandan yakılacağım bana ne? Gel. Hop tuttum abi. Abi görsünler diye özellikle aldım. Bu kuş da yine antika bir kuş. Emeğinize sağlık. Ki kuyruğu kesik. Yaradan ne güzel yaratmış. Rengin güzelliğine bakın. Şöyle. Kalitede katmerli olunca. Nasıl bir asil. Paçalar da yine az önce anlattığım gibi Öntepe gibi. Yani 3 kat olması gerekiyor. Yani böyle tek tüyle paça yapmaması gerekiyor. Bak bu da ayrı bir ayrıntıydı. Evet. Paça bile dolu dolu bakın. Dolu dolu olması gerekiyor. Yani 3 kat üç. Olması ideal bakış açımızda. İdeal evet. Bakalım başka ne deneyim. Pencereyi bıraktıklarında daha da bir açılıyor. Evet salıyor şey şebap kuşları gibi. Az önce ilk duruşlarıyla şimdiki duruşları değişti. Bakalım abi. Göstermek meraklı arkadaşlarım. Şöyle Saboni Akbaş genç dişimiz var. Oraya gelirken sen onu alana gösterene kadar ben de şöyle şunları göstereyim. Yine güzel bir çift. Yine burada da güzel bir çift var. Eşini çağırıyor. Bu erkeğimiz. Oo. Bu kırmızı kovanlı. Şöyle. Eşe attığımız için. Paçalar kesik. Taca bak, şebapçılar, kostümcüler ne kadar çalışırsanız çalışın, orijinalini yapamazsınız abi. Maşallah. Güzel bir kuş. Yani bak, geçtim. Yerde daha güzel görünüyor. Aynen öyle. Ama kafesin altına gitmesin. Gel, gel, gel. Kafesin altına giderse tehlike. Şu da Saboni genç dişimiz. Şu şekilde. Gibi. Ne var ki bu soy uzun yıllardır bende. 2 yaşından sonra tam olması gibi kendini açıyor. Yani yavruyken değil sonradan patlıyor. Tabii, tabii, tabii sonradan... kuşun bir tur tabii yavru yumurtaya bakması gerekiyor. Evet. O da bir ayrıcalık. O da bir güzellik. Bir güzellik bir... Bunları da gösterdiğim şu şekilde. Kalite katıyor yavruya bakmış olması. Bu arada hayvana verdiğin değer bir kez daha böyle belli oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. Her bir yer burada neredeyse 1,5 metreden fazla burası. Doğru mu? 1,5'a 1,5. Üstü de altı da sadece bir takım için verilen alan. Ve bence çok güzel. Bu kırmızılar da yine. Burası. Evet. Efsane bir çift. Peki renklerde en çok sen hangi renkleri seviyorsun? Senin favorin ne? Yani renk olarak hiçbir favorim yok. Ben kuşu seviyorum. Sadece şöyle uzun yıllardır
Ve sarı rengin hep küçük olduğunu gözlemlediğim için onları daha da irletebilmek için, daha da büyütebilmek için farklı renklere girmişimdir. Yani şu beyazı şu an için mesela kırmızıyla eş yaptım ama onlar yakın zamanda ilk kas yandırı aldıktan sonra sarı akbaşa girecek olduğum bir takım. Fiziğinden dolayı değil mi? Erkek bunda da çok iyi. Kesinlikle. Fiziğinden dolayı. Şimdi o ilk videolardaki göstermiş olduğum rengin sarı akbaşa ile kırmızı. Evet. Bu arıların soyu bu şekildeki büyük kuşlardan geliyor. Yani normalde sarılar bütün ırklarda olduğu gibi sarı renk küçük olur. Tutulanlar. Burada yine güzel bir takım siyah gördüm. Bir de long face var göstereceğim. Bir de nun gördüm. Antika. Onu da göstereceğim arkadaşlarıma. Şimdi hangi rengi seviyorum dediğinde kümesinde madem ki bütün renkler var, bütün renkleri seviyorum. Yani sevmediğim bir renk olsaydı kümesinde olmazdı. Yani sadece ticari boyutuna bakarak... Senin demek istediğin buydu değil mi Taşlı abi? Kesinlikle, evet. Abi, bak bu olayı tamamen anlattı. Yani gördü. Sakala kadar yedirmiş o tepenin yerlesini. Kalitesini görmüş olduk. Burada da bir takım yine Arap var. Burada ak başlardan gelme bir kuş evet, ve beyaz var. Evet, bunun sadece kısmı var. Gri. Yine güzel bir renk. Evet, güzel. Antikayı buldum. Tek olmasına üzüldüm ama aynı renk değil diğeri. İngiliz nonlar. Bir tane de long var. Dişi mi abi o karşıdaki? Dişi diye bakıyorum ya. İnşallah. Dişi olmasını umut ediyorum. Umut ediyorum. Dişiye ihtiyacım olduğu için. Kafa yapısı dişi gibi. İnşallah dişi olur. Umarım dişi olur. Abi çok teşekkür ettim. Bizleri ağırladın. Ayrıca birkaç gündür de benle sonuna kadar ilgilendin. İşin gücün rast gelsin. Kanalımıza da desteğin İnşallah için teşekkür ettik. Devamı da gelir. İnşallah gelecek sırasıyla. Bu arada eş dost arkadaşlara, hayvan sever, kanatlı sever arkadaşlara söylemek istediğin varsa aktarabilirsin abi. Yani hobilerinden vazgeçmesinler. Yani insanın bir değişik kafasını dinlendirebilecek olduğu bir alan olması gerekiyor. Yani her şey ticari boyut değil. Mutlaka psikolojilerini, kafalarını dinlendirebilecek oldukları bir hobileri olsun. Yani bu kuş olur, balık olur, köpek olur. Yani bir hayvan hayatlarında olsun. Sen de kafanı bunlarla dağıtıyorsun o zaman. Aynen öyle. Abi senin için de çok zor. Gerçekten Allah kolaylıklar versin. Maşallah. Tekrar. Arkadaşlar herkesin bir emeği var. Emek veriyor. Herkes emeklerinin karşılığı da alır. Arkadaşlar beğeni, yorum eksik etmiyoruz. Dileyen dilediği gibi videoyu paylaşabilir.